Real Madrid bu sezon Barcelona şampiyonluğu karşısında Liga Atletico Madrid'in de altında 3. sırada bitirmişken tüm taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Çünkü geçtiğimiz bir önceki sezon olan 2017-2018'de de benzer bir tablo söz konusuydu. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi diyen Real Madrid yönetimi kolları sıvadı ve transfer harekatına başladı. Belirlediği hedefler doğrultusunda önemli yerlere takviyeler de yapmayı başardı. Real Madrid'in hali hazırda transferlerinin yanı sıra taraftarların hayalini süsleyen ve imza atması beklenilen oyuncularla dolu inanılmaz bir ilk 11'i bu videomda konuşacağız. Önceki videomda Barcelona'nın gelecek sezon kadrosunda De Ligt'in transferinin gerçekleşmemesi hem benim hem de Barcelona hayranları için hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Bakalım Real Madrid'in gelecek sezon kadrosu için düşünülen bu isimler konusunda bir hayal kırıklığı yaşayacak mıyız göreceğiz. İlk olarak kaleden başlayalım. Geçen yıl Chelsea'den transfer edilen kaleci Thibaut Courtois yerini koruyacak gibi gözüküyor. Geldiği lig olan İngiltere Premier Lig'de Manchester'ın kalesini koruyan De Gea transferi hala dedikoduları beraberinde getirse de görünen o ki bu transfer gerçekleşmeyecek. Bu yüzden de diyebiliriz ki Belçikalı kaleci gelecek sezonda da Real Madrid'in filebekçiliğini yapacak. Şimdi gelelim sol beke. Yıllardır Real Madrid formasıyla sayısız maça çıkan Marcelo'nun pabucu acaba dama mı atılıyor dedirten bir transfer gerçekleşti. Real Madrid bu yaz 48 milyon euro karşılığında Ferland Mendy'yi Lyon'dan transfer etti. Mendy'nin henüz 24 yaşında olması ve gelecek vaat etmesi onu sadece yedek kulübesine alınacak bir oyuncu olarak göstermiyor. Çünkü hiçbir büyük takım yedek potansiyelli bir oyuncuya 48 milyon euro vermez. Marcelo'yu zorlayacak ve bekte rekabeti arttıracak bir futbolcu olsa da ilk etapta Marcelo formasını kaptırmayacaktır. Bu yüzden sol bek tercihimiz yine Marcelo'dan yana. Şimdi gelelim stopere. Sergio Ramos ve Varane her ne kadar başarılı bir performans gösterse de tıpkı Marcelo gibi kadroda onları zorlayacak bir oyuncu olmaması Real Madrid'de bu yaz yeni bir stoper alması neden olmuş gibi. Porto'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve bunun karşılığında da Real Madrid'e 50 milyon euroya transfer olan Eder Militao 21 yaşında olmasıyla dikkat çekiyor. Hem stoper mevkisinde hem de sağ bekte forma giyebilen Brezilyalı oyuncu stoperde görev alamasa bile sağ bekte şimdiden formayı kaptı gözüyle bakılıyor. Bu yüzden Real Madrid'in gelecek sezon kadrosunda stoperler Varane ve Sergio Ramos yerlerini korurken sağ bekte yeni transfer olan Militao'nun yer alması bekleniyor. Şimdi gelelim ön libero'ya. Porto'dan kiralık dönmesinin ardından yükselen başarılı performansı gelecek sezonda da bu sezon olduğu gibi bu mevkinin hakimi olarak Casemiro'yu işaret ediyor. Casemiro gelecek sezon 11'inde yine orta sahada görev alan önemli bir isim olacaktır. Merkez orta sahada ise biraz kafa karışıklığı hakim. Real Madrid'de transferi beklenen Tottenham'lı oyuncu Eriksen eğer ki transferi gerçekleşirse 11'e yazılan ilk isim olacaktır. Fakat transferi gerçekleşmezse bu bölgede yine Toni Kroos görev alacak. Eriksen'in yanında da Real Madrid hayranlarının hayalini kurduğu bir isim var. Bu isim ise Paul Pogba. Manchester'daki inişli çıkışlı ve olaylı kariyeri onun transferinin beklenilmesine yol açtı. Özellikle Pogba ile ismi anılan Real Madrid'in bu transferi gerçekleştirmesi halinde Eriksen'le müthiş ikili olabilirler. Fakat Real Madrid'in bu transferi gerçekleştirmesi için James Rodriguez ve Isco'yu alıcı bulması gerekiyor. Eğer ki satışı beklenilen bu oyuncuların transferi gerçekleşirse Eriksen ve Pogba orta sahası müthiş olabilir. Şimdi gelelim hücum hattına. Çünkü rüya gibi isimler var. Chelsea'deyken Real Madrid'e olan hayranlığını ve oynama isteğini hiçbir zaman gizlemeyen Eden Hazard sonunda bunu başardı ve Real Madrid'e 100 milyon euro karşılığında transfer oldu. Gelecek sezonun sol kanadı artık Eden Hazard'a teslim edildi ve bu yüzden ilk 11'de onun ismi her zaman yazılı olacaktır. Şimdi gelelim sağ kanada. Uzun bir süredir adı dedikodulara karışan ve Fransa liginde problemler yaşayan Neymar, Real Madrid hayranlarının hayalini kurduğu bir isim. Neymar için fiyat soran Real Madrid ve Real Madrid'e gelmesi konusunda açıklamalar yapan vatandaşı Marcelo da onun bu transferi için çok umutlu gözüküyor. Eğer ki Neymar'ın transferi gerçekleşirse bu yaz büyük bomba patlayacak gibi gözüküyor. Çünkü sol kanatta Hazard oynarken sağ kanatta Neymar olacak ve bu gerçekten müthiş bir hücum sağlayabilir. Şimdi gelelim son olarak forvete. Forvet transferi konusunda somut adımlar atan Real Madrid aradığı futbolcuyu Almanya'da buldu. 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic'i 60 milyon euro karşılığında renklerine bağlayan Real Madrid taraftarları için artık ilk 11'de adı yazılacak ilk isim. Neredeyse 10 yıldır santraforda görev alan Benzema artık yaşı itibariyle ve kaçırdığı gollerle Real Madrid taraftarını heyecanlandırmıyor. Bu yüzden bu bölgeye takviye yapan Real Madrid'in gelecek sezon ilk 11'inde santraforda görev yapan isim benim için de Luka Jovic olacaktır. Gelecek
Gelecek sezon Real Madrid ilk 11'ine ilk bakış böyle. Yaz uzun ve her an bombalar patlamaya devam edebilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video serisinin devamı için tıpkı Ferit Rahimov gibi istediğiniz takımın gelecek sezon ilk 11'ini yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.